1950'li yılların İstanbul'unda sadece bir tane Kur'an kursu vardı. Bugün binlerce camimizde ve sayısı milyonları aşan çocuklarımız yaz Kur'an kursuna devam etmekteler. Ama bu konu sadece öğrencilerle ifade edilemez ki. Bir de öğretici safhası var. Kur'an kursu hocalarımız başkanlığımızca hazırlanan müfredatı çocuklara aktarıyorlar. Ama dini bilgiler hem sözlü hem yazılı halde öğretilirken bir de hocalarımız tarafından yaşanılarak çocuklara rol model olunuyor. Evet, bu bir resmi görevdir ama en önemli kısımlarından biri gönüllülük esasına dayanmasıdır. Yani biz boşuna din gönüllüleri demiyoruz. Din görevlileri aynı zamanda din gönüllüsü olduğu için yaz Kur'an kursu bu denli fayda sağlıyor. Biz bugün de Yeni Mamak Merkez Camisi'ne geldik. Camide Çocuk Sesi, çocukların camideki sesiyle başlıyor. Hoş geldiniz. Camide Çocuk Sesi programı Yeni Mamak Merkez Camii'nde bu kez çocuklarımızın da hem minber ve mihrap takımı kendi sıralarında, rahlelerinde hem de bu kez bir tarafta kızlar, bir tarafta erkeklerin doğru ve yanlış cevaplarda bizlere jüri üyeliği yapmaları, izleyicilik yapmaları haliyle set olarak karşınızda. Efendim biz bugün bu güzel camide sizlere hem bilgi yarışması yapmak, bilgi yarışması ile çocukların zihinlerindeki bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak hem de onların eğlencesine ortak olmak niyetindeyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hüdaverdi hocamla bugün hem bize jüri üyeliği yapacak hem de ev sahipliği yapacak. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Şimdi tabii bilgi yarışması deyince heyecan artıyor, nasıl olacak, ama kıran kırana bir yarışma değil. Onları yormayacak. Ama doğru, bilgiler akıllarına kalsın derdindeyiz, niyetindeyiz. Evet. Siz kendi Kur'an kursu hatıralarınızdan düşününce nasıl kıyaslıyorsunuz? Sizin zamanınız ve bugün çocuklar... Çok farklı. Çok farklı. Bizim zamanımızda her şeyden önce teknik imkanlarımız yoktu. Yeah. Böyle bir ortam, böyle bir cami, sınıflar ya da slayttan, filmden, görsel şeylerden faydalanma ya da böyle bir eğitim materyali, evet, kitaplar, böyle bir şeyimiz yoktu. Bir elif bağ cüzü bir arkadaşım varsa hepimiz ondan çalışmaya çalışırdık, yeah, okumaya çalışırdık. Böyle bir imkanı yoktu. Şu anda çok şükür Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün yayınları ücretsiz olarak veriyor. İstediğimiz kadar, hatta elimizde fazlasıyla var. Dağıtma, ihtiyacı olanlara verme, çok farklı imkanlar var. Hocam peki bu işi ben giriş anonsunda da söyledim. Gönüllü olmadan yapmak mümkün değil. Mümkün yani değil. Görevli olmak, resmi bir vazife, bunun için yeterli değil. Çocuklar ister istemez kendi aralarında kaynatmaya, hemen böyle olayın dışına çıkmaya hazırlar. Bunun için ciddi bir gönül lazım. Kesinlikle. Bunu nasıl hissediyorsunuz? Nasıl anlatırsınız? Çocukların en önce buna hazırlanması için medyatik şeylerden etkilenmemesi gerekiyor. Bir defa sınıfta ya da ders yaparken cep telefonlarından ayrı tutabilmek ayrı bir marifet. Bu en zor olan tarafı, evet, bu. Ama dikkat dağıldığı zaman, şimdi örgün eğitim sistemindeki gibi 45 dakika ders, 10 dakika teneffüs, böyle bir şey uygulayamıyorsunuz. Gerektiğinde bir 20 dakika ders verip hemen araya bir nükte, bir evet, güldürü, bir söyleşi, evet, ya da birinin bir şeyi varsa onu soruyorsunuz. Onlar fark etmiyorlar. Dikkati dağılıyor ve toparlanmış oluyor dağılan dikkat. Yeniden derse geçiyorsunuz onlar fark etmese de. Yani bazı normal eğitim sistemindeki kurallar burada geçmiyor. Evet. Teneffüs saatleri istediğimiz saate ayarlamıyoruz. Baktık ki dikkat dağıldı, teneffüs veriyoruz. O saatlere uymuyoruz. Ama yeter ki bunların ilgisini çekecek anı yakalayıp bir cümle verebilmek. Evet, kesinlikle öyle. Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam artık yarışmaya yavaş yavaş geçelim mi? Çok iyi olur. Peki. Başlayalım. Ama önce çocuklarımızı tanıyalım. Mihrap takımı yarışmacıları: Niyazi Altıparmak 11 yaşında, bilmece çözmekten çok hoşlanıyor. Arda Daşdemir ailesiyle geziye gitmeyi çok seviyor. Batuhan Burak Arslan 11 yaşında, bilgisayar oyunları uzmanlık alanı. Adem Gürkan Işık 9 yaşında, futbol maçlarını izlemekten büyük keyif alıyor. Ahmet Selim Çoban 10 yaşında, boş zamanlarında legolarıyla oynuyor. Minber takımı yarışmacıları: Yusuf Ali Şenol 10 yaşında, dini hikayeler dinlemeyi çok seviyor. Enes Yoşkun Yürek, 13 yaşında, futbol oynamak hobileri arasında. Ahmet Sağlam, 12 yaşında, bilgisayar oyunlarıyla ilgileniyor. Furkan Karaarslan, 10 yaşında, Kur'an-ı Kerim dinlemek onun için çok özel. Ve Batuhan Öğüt, 12 yaşında, ilahi söylemek en sevdiği hobilerinden. Mihrap takımının ilk sorusuyla başlıyoruz. Peki bize kim cevap verecek ilk sorunun cevabını? Kim? İsmini görmüyorum. Niyazi. Niyazi, al mikrofonunu hemen. Al bakalım. Niyazi, heyecan var mı? Nasılsın? İyiyim hocam. İyisin, heyecanlı mısın peki? Evet hocam. Sana bakayım, çok zor bir soru var. Bilmiyorum, cevaplayabilir misin? Gözlerinde bir endişe görüyoruz ama bence bunun cevabını vereceksin. Ben şimdi sana sorunu sorayım. Sen de bize lütfen cevabını ver. Niyazi, 15 saniye süren var. Bu sürede düşünebilirsin ve arkadaşlarına da mütalaa edebilirsin hemen neydi sorunun cevabı diye. Sorun şöyle. Ezan duasını okuyabilir misin bize? Okurum. Okursun. Süreye hiç gerek yok yani. Evet. Peki o zaman hadi seni dinleyelim. Allahümme rabba hazi'id davet tamme ve selatil gaime ati Muhammedil el vesilete vel fazilete ve derecete rafiya ve bassun makamen mahmude illezi vaatte inneke la tuhlu fil miyat. Hocam bakıyorum 20 saniyede okudu ama 15 saniye düşünmeye gerek kalmadı. Gerek kalmadı, evet. Siz şimdi puanlarsanız 1 ile 10 arasında Niyazi'ye kaç puan veririz? Niyazi 10 puan. Pekala, 10 puan doğru cevap. Harika. Mihrap takımı 10 puanını alıverdi. Teşekkür ederiz Niyazi'ye ve şimdi de Minber takımının ilk sorusuyla devam edelim. Al mikrofonu. Şimdi sana da soracağımız soru cevabının çok uzun olduğu bir soru. Ezber yeteneğin nasıldır? Çok iyi. Çok iyidir. Hemen her şeyi ezberler misin? Evet. Yani birinin sana ezber etmen için bir kere söylemesi yeterli mi? Ezberleme, yoksa defalarca okuman mı gerekiyor? Bir kereden fazla söylemesi yeterli. Ama yeter yani. Hı-hı. Müthiş. Bak, bu konuda öz eleştiri yapayım. Ben hiç ezberleyemem. Yani ciddi anlamda böyle zorlanırım onu ezberlemek için. Bu yeteneğin ileride sürdürmek için hep çalışman lazım, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki, inşallah. Şimdi de Yusuf Ali bize mihrap takımının, özür dilerim, minber takımının ilk sorusunun cevabını verecek. 15 saniye ihtiyacın var mı? Bence yok. Sence yok. O kadar kendinden eminsin. Harika. Sorumuz söyle. Bize Kur'an'da geçen 25 peygamberin ismini sayabilir misin? Sayabilirim. Pekala, seni dinliyoruz. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed aleyhisselam. Pekala. Doğru cevap kızlar. Doğru cevap. Hocam yani puanı ben de artık tahmin ediyorum. Evet, evet. Ben buradan notlarımdan takip edeyim dedim ama o zihninden Yusuf Ali takip etti. Kaç puan veriyorsunuz? 10 puan. 10 puan. 10 puan şimdi de Minber takımının armağanı oldu. Efendim devam ediyoruz 2, 3 ve 4'ün sorularla. Hüdaverdi hocam 5. soruda tekrar jüri üyeliğiyle yanımızda olacak. Hocam teşekkür ediyoruz. İlk sorularda doğru cevabı bulduk. Diğerlerinde de bulacağımızı düşünüyoruz ama biz sorularımızı soralım ve sürelerine bakalım. Şimdi de Mihrap takımının ikinci sorusu geliyor. Bize Arda cevap verecek. Arda, sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hazreti Peygamber'in çocukları kaç tanedir ve isimlerini bize sayabilir misin? Süren başladı. Sayarım. Düşünmeye gerek yok. Arkadaşlarım tamam, peki hala. Senden cevaplar alalım. Söyle bakalım. Erkekler 3 olmak üzere, kızlar 4 olmak üzere. Erkekler Kasım, Abdullah, İbrahim. Kızlar Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma. Doğru cevap. Bir 10 puan daha Mihrap takımına armağan oldu. Peki hala. Arda, bu ilk yarışman mı? Mikrofonu al eline. İlk yarışman bu. Ama sorunun doğru cevabını verdikten sonra heyecan kalmıyor değil mi? Hiçbir şey kalmıyor. Yok, heyecan kalmadı. Harika, süpersin. Peki devam edelim şimdi. Minber takımının ikinci sorusuyla Enes bize cevap verecek. Enes, heyecan durumu var gibi sanki biraz. Evet hocam. Mikrofonu biraz daha yakın tut. Evet. Var mı? Nasıl hissediyorsun? İyi, biraz iyi. Yani heyecanı bize tanımlasana. Ne oluyor? Yani fiziksel olarak ne hissediyorsun? Bilmem, okuyamayacağımı düşünüyorum. Ama okurum. Sorunun cevabını veremezsem diye mi endişe ediyorsun? Başka ne olabilir diye düşünüyorsun mesela? Başka... Başka hiçbir sorun olmaz. Evet. Peki fiziksel olarak kalbin mi çarpıyor? Terliyor musun? Ne oluyor heyecanlanınca? Terliyorum, kalbim çarpıyor. Ne diyorsun? Bak, ne dersem onu söylüyorsun sen de. Sana bir şey diyeyim mi? Heyecan çok da kötü bir şey değil. Heyecan. Heyecanlı olursan işe karşı saygını ve disiplinini kaybetmezsin. Yaptığın her iş için geçerli. Heyecanı kaybedince o iş keyifsizleşir. O işe karşı saygı duymazsın. O işi yapmak istemezsin. O yüzden biraz heyecan olması güzel. Şimdi sana sorunu soralım. 20 saniyeyi, 15 saniyeyi, yani dakikaları hiç düşünerek geçirmeye lüzum görmüyorsunuz. Yine de biz teknik olarak başlatacağız. Ve şimdi minber takımının ikinci sorusu şöyle. Bize Enes cevap veriyor. Allah'ın zatî sıfatlarını bize söyler misin? Söylerim. Peki seni alalım, dinleyelim. Kıdem, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsi. Kızlar doğru mu? Doğru, kızlar onayladı. Arkada bir tane arkadaşım emin olamadı. Acaba yanlış cevap mı acaba diye. Doğru cevap, harikasınız, pankartı kaldırdı. 10 puan şimdi de minber takımına armağan oldu. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü sorular şimdi önce mihrap takımı için. Üçüncü sorunun bize cevabını kim verecek? Batuhan, sen mi vereceksin? Evet. Batuhan, baktım az önce tanıtımlarda da gördüm. Böyle bayağı sert bakıyorsun sen ya. Normalde böyle midir? Tanışmıyor musunuz? Hiç mi? İlk defa mı karşılaştınız? Batuhan, burada en yakın arkadaşın kim? Ahmet. Nerede? Minber takımında. Minber takımındaki Ahmet. Ahmet, mikrofonu al bakalım eline. Batuhan en yakın arkadaşı olarak seni gösterdi. Evet. Hep böyle ciddi midir? Evet. Hep ciddi midir böyle? Şaka falan yapmaz mı? Bazen. Bazen. Az gülümser diyorsun. Yok, öyle değil. Şaka, normal şaka yapabilir. Şakaları da yapar yani. Peki Batuhan, sana da bir soru soracağız. Şimdi cevaplarını alacağız. Arka taraftan bak, senin fanların var. Fanatik arkadaşlar iyice yakına geldiler. Biraz daha müsaade edin, rahat cevabını versin. Şimdi sana sorumuz şöyle. Bize 32 farzı sayabilir misin? Evet. Pekala, seni dinliyoruz. 5'i İslam'ın şartı, 6'sı imanın şartı, 4'ü abdestin şartı, 3'ü gusülün şartı, 2'si teymimin şartı, 12'si namazın şartı. 10 puanı sana verelim mi? Evet. Verdik bile, kızlar da hemen doğru cevabı gösterdiler. Şimdi diyorsunuz ki, kızlar doğru cevabını hemen... Kartlarını kaldırıyorlar. Yanlış cevap olmayacak mı, biz el kaldıralım? Bir göreyim kartlarınızı sizin. Yanlış, hayır, nasip değilmiş, etmeyin. Nasip değilmiş herhalde, yani yanlış cevaplar henüz nasip değilmiş, olmasın da problem yok. Geçiyoruz 3. sorulara şimdi de. Minber takımının 3. sorusu. Bize kim cevap verecek? Ahmet, mikrofonun elini alarak az önce zaten bir tecrübe yaptın. Değil mi? Evet. Artık indirebilirsiniz kartları. Bir tane kardeşimizin artık uykusu gelmiş. Ben onu yavaş yavaş uyusun da büyüsün diye. Ne oldu? Niye yattın ya? Uykun mu geldi? Şımarıyor mu? Şımarıklık yapmıyordur. Kocaman adam ya. Niye şımarıklık yapsın? Yoruldu mu acaba? Değil mi? Bence de yoruldu. Hadi bakalım. Birazdan yarışma bitince zaten dinleneceğiz. Şimdi minber takımının sorusu geliyor. Neydi? Ahmet değil mi? Ahmet cevap verecek. Ahmet, bize... 4 büyük meleğin görevlerini, isimlerini söyleyebilir misin? Büyük melekler 4 tanedir. Peki. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Bir de görevlerini. Cebrail vahiy meleğidir. Allah'tan aldığı emirleri peygamberlere eksiksiz olarak iletmekle görevlidir. Azrail ölüm meleğidir. Eceli gelen insanların canını alır. Mikail, Mikail evrendeki rüzgar, yağmur, kar gibi tabiat olaylarını ve yaratılmışların rızkını yönetir. İsrafil ise kıyamet gününde sıra üfleyen melek görevini görür. Birinci üfleyişinde kıyamet kopar, ikinci üfleyişinde insanlar dirilir ve mahşer meydanında hesaba çekilmek için toplanır. Harikasın, teşekkür ediyoruz ve doğru cevap için hem onaylıyoruz hem de 10 puan armağan ediyoruz. Şimdi de mihrap takımının 4. sorusuna geçelim. 4. soruyu kim cevaplıyor? Evet. Sen, ismine bakayım. Görmüyorum. Gürkan. Gürkan, hazır mısın? Hazırım. Daha önce herhangi bir yarışmaya katıldın mı Gürkan? Hayır. İlk defa mı? Evet. Ama bakıyorum da mikrofonu falan tutuşun çok profesyonel. Her konuşmanda böyle iyi ağzına denk getiriyorsun. Harikasın. Sorunun cevabını da bileceksin muhtemelen. Peki, İyi. Gürkan'ı dinliyoruz şimdi de. Sorumuz nedir? 4 büyük halifenin isimlerini soruyoruz sana da. Haydi cevabını ver bakalım. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Doğru mudur kızlar? Doğrudur. Ben bugün zaten biraz kardeşlerimi onaylamak için değerlendirdim. Onlar da doğru cevabı hemen bildikleri için de söylemiş oldular. 10 puan daha verdik. Bakıyoruz şu an hiç kayıp yok. Mihrap takımı 40 puandasınız. Minber takımı henüz 30 ama şimdi Furkan mı? Furkan'ın verdiği cevapla 30'da mı kalacak, 40 mı olacak henüz bilmiyoruz. Al mikrofonunu Furkan. İlk defa bu yaz mı Kur'an kursuna geldin? Daha önceki senelerde gelmiş miydin? Evet, daha önceki senelerde gelmiştim. Peki nasıl geçiyor Kur'an kursunda zaman? İyi geçiyor. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz, evet. Öğreniyorsunuz da. Evet, öğreniyoruz. Hocam dedi ki teneffüsleri uzun tutuyoruz dedi. Hakikaten öyle mi? Evet. Ne yapıyorsunuz teneffüslerde? Teneffüslerde mesela bazen kendi kurduğumuz oyunlar oynuyoruz. Oyunlar ne oyunu mesela? Mesela bazen bu ebelemecilik oluyor, saklanmaç oluyor, yerden yüksek oluyor. O gün ne canınız isterse. Evet. Pekala. Şimdi de Minber takımının 4. sorusu geliyor ve bize Furkan cevap veriyor. Furkan, ilk inen ayetler hangisidir ve nerede inmiştir? Bize söyler misin? Alak suresinin ok emriyle başlayan ilk 5 ayeti Hira Nur Dağı'nda inmiştir. Doğru cevaptır. Ve Minber takımının da doğru cevabıyla beraber bir 10 puan daha ekleniyor Minber takımının hanesine. Ne oluyor? 40 puan oluyor. Son sorulara geçiyoruz. Çocuklar da tabii küçük küçük yanıma geliyorlar. Bu program bitiyor anlamına geliyor. Şimdi yine onlardan birer sure okumalarını isteyeceğiz. Ama hocamız puanlarını değerlendirecek. Hüdaverdi hocam gelecekler ve biz 5. sorulara geçeceğiz. Ve şimdi çocuklarımızdan sureleri okumasını isteyeceğiz. Önce mihrap takımından bize Ahmet, neydi soy isim? Ahmet Selim, özür dilerim, soy isim dedim. Ahmet Selim. Bize Nas suresini okur musun? Okurum tabii. Peki seni dinliyoruz öyleyse. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu bi Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas, min şerril vesvesil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurinnas, minel cinneti vennas. Teşekkür ederiz. Hocam, Ahmet Selim'e kaç puan verelim? Ahmet Selim'e canı gönülden 10 puan. 10 puan verelim. 10 puan. Kızlar da hareketlendi. Peki tebrikler pankartlarını da kaldırın. Doğru pankartını da kaldırın. Ve 50 puanla mihrap takımı sorularını cevapladı. Gelmiş geçmiş olsun. Şimdi Minber takımından bize Batuhan Fatiha suresini okuyacak. Hazır mısın Batuhan? Hazırım. Daha önce Fatiha'yı başka yerde mikrofon okudun mu? Yok, okumadım. O zaman heyecanlı olman lazım. Fazla değil. Yani şöyle bir tarzın var, duruşun var. Yani böyle bir rahat, yani sorun yok hani. Öyle misindir sen de genelde? Genelde bazen öyle. Peki. Bazen sıkı. Şöyle biraz daha tut, yere değmesin mikrofon, buradaki zemine değmesin. Genellikle rahatsın öyle mi? Bazen rahat oluyorum, bazen dikkatli olmam gerekiyor. Harika. Peki hala. Şimdi senden Fatiha suresini dinliyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzallin. Amin. Amin. Teşekkür ederiz Batuhan. Keyif aldık hepsinden ama Fatiha ile bitirmek de güzel oldu. Çok güzel oldu. Peki. Çok güzel oldu. Hocam Batuhan'a kaç puan verelim? Batuhan'ımıza da 10 puan verelim. 10 puan verelim ve kızlar hemen hazırlar zaten. 50 puanla Minber takımı da teşekkür ediyoruz. Yarışmayı bitirmiş oluyorlar. Tabi dediğimiz gibi onların öğrendiklerini akıllarında kalmasına fayda sağlamış olalım. Buna biraz hizmet etmiş olalım. Biz ev sahipliğinize çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tanımaktan memnun olduk hocam. Memnun sağ olun. Allah razı olsun. Evet kardeşlerimiz sorulara doğru cevap verdiler. Biz de zaten buna emindik ama başarı belgelerini onlara takdim ederek ayrılalım. Sonra da küçücük kitap setimiz var. Yusuf Ali Şenol. Al bakalım. Enes. Evet Enes de burada. Ahmet Sağlam. Furkan. Ve Batuhan. Hemen mihrap takımına geçelim. Niyazi'den başlayalım. Sonra Arda, Batuhan, Adem, Gürkan ve Ahmet Selim. Pekala. Çocukların hatıralarında görsel olarak tabii canlanacak ama evlerinde taşıyacakları da küçücük bir başarı belgesini takdim ettik. Onlara aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarından da hediye ederek ayrılıyoruz. Hadi bakalım. Buradan da kitaplarla devam edelim. Evet. Size de vereceğiz, Evet, sıradan devam edelim. Minber takımına. Şöyle tut bakalım. Sen de al. Evet. Yeni Mamak Merkez Camii'ndeki artık zamanımız doldu. Bir başka camiye, başka çocuklara, başka sorulara, başka cevaplara gitme niyetindeyiz. Belki de yarın bir sonraki bölümde sizin caminizde olacağız düşüncesindeyiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Çocuklar, hoşçakalın.